Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Newton'un dinamik problemleri üzerinde, Newton'un hareket yasaları üzerinde duracağız. Öncelikle Newton'un hareket yasaları nelerdir? Bunların üzerinde konuşacağız. Daha önceki bölümlerde biz denge şartları üzerinde konuşmuştuk. Denge nedir? Hangi durumlarda denge şartları ortaya çıkar? Onlar üzerinde incelemeler yapılmıştı. Şimdi bu dersimizde hareket yasalarının üzerinde duracağız. Bir önceki bölümlerde görüldüğü gibi, e, hareket nedir? Hareketin e, çeşitleri nelerdir? Bu konular üzerinde çalışmıştık. Şimdi ise e, bunun e, buna bağlayacağımız bir e, konu, dinamik konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle Newton'un hareket yasaları nelerdir? Bunlar üzerinde duralım. Newton'un hareket yasalarından bir tanesi eylemsizlik prensibi. Eylemsizlik prensibi bize şunu ifade eder bir cisme veya bir sisteme bir bileşke kuvvet etki etmiyorsa cisim veya sistem duruyordur. Veya hareket halinde ise düzgün dorsal hareket yapmaktadır şeklinde birinci eylemsizlik prensibi ortaya çıkmış olur. Yani şu şekilde ifade edebiliriz daha doğrusu. Bu cisim üzerine herhangi bir F veya F1, efendim F2, şu şekilde belirleyeceğimiz F3 bu şekilde belirleyeceğimiz F4 kuvvetlerin etkisinde yani bu kuvvetlerin toplamı toplam F eşittir sıfır olması durumunda bu cisim duruyordur. Eğer durgunsa duruyordur veya hareket halinde ise hareketine sabit hızla devam ediyordur şeklinde ifade ediyoruz. Demek ki burada bu kuvvetlerin etkisi yoktur diyoruz. Eğer etkisi olmuş olsaydı biraz sonra anlatacağımız ivmesi zaten ortaya çıkacaktı ki bu da dinamiğin ikinci prensibi olarak ifade etmiş olacağız. Dinamiğin temel prensibidir bu anlatacağımız ikinci prensip. Dinamiğin temel prensibi bize şunu ifade ediyor. Bir sisteme etkiyen bileşke kuvvetin sistemin kazandığı ivmeye oranı sabittir. Bu sabit bu sabite sistemin kütlesi denir. Evet bu ifadeyi biraz daha açacak olursak şudur aslında. Şimdi yine aynı şekilde bir e, m kütleli bir cisim var. m kütleli bir cismi bir F kuvveti uygulandığında m kütleli bir cisme bir F kuvveti uygulandığında bu bu şekilde belli bir harekete geçecektir. İşte bu kuvvetin şu şekilde bu kuvvetin kütle e, kuvveti bulurken kütle ile İvmenin çarpımı bize neyi verecektir? Kuvveti verecektir. Daha doğrusu şu şekilde de ifade edilir. a eşittir F net kuvvet bölü toplam kütle şeklinde vereceğimiz bağıntı ortaya çıkmış olur. Bu da şunu ifade eder. Burada eğer bir sistem üzerinde net kuvvet varsa yani o sistemi o cismi hareket ettiriyorsa durgun halden harekete geçiriyorsa veya hareketteki bir cismin hızını değiştiren bir kuvvet varsa o halde diyoruz ki biz burada ivme vardır. Bu ivmeyi bulabilmek için de net kuvvetin toplam kütleye oranı şeklinde belirlemiş oluruz. Evet, bundan sonra ifade edeceğimiz şekilde şudur. Kuvvetin ivmeye bağlı değişimi nasıldır şeklindeki grafiği inceleyecek olursak grafikte görülüyor ki arkadaşlar burada kuvvetin net kuvvetin daha doğrusu net kuvvetin F net kuvvetin ivmeye bağlı değişimi burada bir doğrudur. Bu doğrunun eğimi bize zaten şekilde görüldüğü üzere F A diyecek olursak tanjant alfa bize neyi verecektir? Eğimi F bölü A buradan da kütleyi verecektir. Evet zaten kütlenin burada sabit olduğunu ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Çekecek olursak F'şittir. M çarpı A bansını tekrar buradan da elde etmiş oluruz diyoruz. Şimdi biz e, bu kuvvetin etkisiyle kazanılan ivmenin ve bu kuvvetin zamana bağlı, ivmenin zamana bağlı ve hızın zamana bağlı değişim grafiklerinin nasıl ortaya çıkacağını şu şekilde grafikte görelim. Birinci grafikte kuvvetin zamana bağlı değişimi görülmektedir. Görüldüğü üzere kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği. Burada kuvvet sabittir. Yani sabit bir F kuvveti uygulanmıştır. F kuvveti T zamanı şurada uygulanan bu kuvvet bu şekilde F'nin T sürede uygulanmış olduğu kuvvettir. F Sabit bir kuvvettir. T süresi boyunca ne yapmıştır? Zaman ilerlemesine karşılık kuvvet değişmemiştir. Bu şuna benzer bir cisim var. Bu cisme bir sabit bir F kuvveti uygulanıyor. Zaman ilerlemesine karşı kuvvet değişmiyor. Buna bağlı olarak biz biliyoruz ki ivmenin zamana bağlı değişimini çizmeye çalışacağız. Diyeceğiz ki biz ivme kuvvet eşittir kuvvet eşittir kütle ile ivmenin çarpımı olduğuna göre o halde ivmeyi çekecek olursak buradan kü kuvvetin kütleye oranı bize neyi verecektir? İvmeyi verecektir. O halde ivme zaman grafiği ile kuvvet zaman grafiği aynıdır. Sadece değişen tek değer vardır. O da kuvvetin kütleye oranı ivmeyi vermektedir. O halde burada F/m olarak ifade ettiğim nedir? İvmedir ve böylece burada ivmenin zamana bağlı değişim grafiği de bu şekilde ortaya çıkmaktadır diyoruz. Şimdi bir başka ifademizde arkadaşlar bu ivmeye bağlı olarak daha önceki derslerimizde görmüş olduğumuz hızın zamana bağlı değişimi. İvme sabitse o zaman bu tür harekete biz diyoruz ki düzgün hızlanan doğrusal hareket diyoruz. İvme sabit ve pozitif bir değerde ise ileriye doğru düzgün hızlanan doğrusal hareketi bize verecektir. O halde bu şekilde bir hız zaman grafiğini de çizmiş oluruz. Şimdi bir diğer grafikte e, kuvvetin zamanla değişmesi sonucunda ivmenin zamanla değişimi nasıl olacak ve aynı zamanda hızın zamanla değişimi nasıl olacağını belirten grafikler ekranda görülmekte. Bu durumda kuvvetin zamana bağlı değişimini alacak olursak kuvvetin zamana bağlı değişimi şu şekilde ifade edelim. F kuvvetinin t zamanla bağlı değişimi İkisi de artandır. Yani zaman ilerlemesine karşılık kuvvet de burada ne yapacaktır? Mutlaka ilerlemesi gerekecektir. Artması gerekecektir grafiğe göre. Şimdi biz buradan yararlanarak yine aynı şekilde daha önce de söylediğimiz üzere kuvvet zaman grafiği ile ivme zaman grafiği aynı grafiklerdir. Değişen hiçbir şey yoktur. Sadece buradaki ivmenin yerine f/m ifadesini alırsak zaten ne olacaktır? Aynı grafik olduğu ortaya çıkmış olacaktır. Şimdi bu grafik bize diyor ki zaman ilerlerken ivme de ne yapmış? Ne yapmıştır burada? İlerlemiştir. Zaman ilerlemesine karşılık ivme de ne yapacaktır? İlerleyecektir. O halde diyeceğiz ki biz burada e, hızı değişen bir hareket. ivme değişiyorsa hızının artışında bir artış olan hareket vardır burada. Bakın tekrar ediyorum hızı zamanla artan hızının artışında bir artış olan bir grafik ortaya çıkar. İşte bu grafiğe V, T grafiği diyoruz. Bakın burada hız ile zaman ilerledikçe hız ne yapmakta? Birinci zaman aralığında burada iken ikinci zaman aralığında eşit zamanlarda biraz daha artmıştır üçüncü eşit zaman aralığına baktığımız zaman daha da artmıştır. Eşit zaman aralıklarında hız artışları gittikçe fazla olmaktadır. Bu durumdaki bu grafiğe de e, hız zamanla daha da çok artmaktadır diyoruz. Şimdi bir diğer grafikte şu şekilde e, verilir bize. Kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği, kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği, e, hem kuvvetin artması hem azalması durumunda nasıl olacaktır? E, bu durumda ivme zaman grafiği nasıl olacak? Ve bu durumda hız zaman grafiği nasıl olacak? Onu ifade edeceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman tekrar grafiği çizecek olursak F kuvvetinin zamana bağlı değişimi birinci zaman aralığında yani T1 zamanına kadar kuvvet nedir? Belli bir F0 değerine ulaşmakta, artmakta. Daha sonra bu kuvvet gittikçe azalmakta yani kuvvet birdenbire ortadan kalkmamakta yavaş yavaş bu kuvvet azalmakta nereye kadar? T2 süresine kadar. İşte ivme zaman grafiği yine aynıdır. Değişen hiçbir şey yoktur. Aynı grafiktir. Fakat buradaki e, A, T grafiğinde sadece bu değer F yerine ne yazacağız? F0 bölü M yazdığımız zaman ivme zaman grafiğini elde etmiş olacağız. Burada da T1 burada T2 elde etmiş olur. Şimdi bu durumda asıl önemli olan bunun hız zaman grafiğinin nasıl olacağıdır. Şimdi V T grafiği. Şimdi ivme sıfırla T1 zaman aralığında sıfırla T1 zaman aralığında ivmede bir artış var. O zaman hızının artışında da bir artış var. Hızının sadece artması yetmiyor. Artışında da bir artışın olması gerekiyor. O halde birinci zamanda şu şekildedir bu. Daha sonra görülüyor ki ivme ne yapmakta burada? Azalmakta. İvme gittikçe sıfıra gitmekte. E bu durumda diyeceğiz ki biz hızının yine hız artmakta. Çünkü ivme pozitif. Hız yine artacak. Ancak hızının artışında bir azalma var ifadesini mutlaka kullanmamız gerekir. O halde grafiğimiz de şu şekildedir. Kareköküyle doğru orantı grafiği bu da karesiyle doğru orantılı grafiği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda birinci zamana kadar hızının artışıyla zamanla daha çok artan bir grafik, diğer tarafta ise artışında bir azalış olan grafiktir. Tekrar ediyoruz. Artışında bir artış olan grafik, artışında bir azalış olan grafik olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Evet bir başka prensibimiz yine etki tepki prensibidir. Şimdi etki tepki prensibinde dinamiğin temel prensiplerinden bir tanesidir ve önemlidir. Etki tepki prensibi, prensibi, şimdi etki tepki prensibinde devamlı karşılaştığımız olaylardan bir tanesidir. Şimdi şöyle bir cisim alalım. Kütlesi M olsun. Ve bu cismin aşağıya doğru bir neyi vardır? G ağırlığı vardır. Zemine bir G ağırlığı uygulamaktadır. G kuvveti uygulamaktadır. Aynı şekilde zeminde bunu tutabilmesi için ona ters yönde aynı büyüklükte bir tepki kuvveti uygulamaktadır. Eğer skaler olarak düşündüğümüz zaman G eşittir N olmak zorundadır. Ancak vektörel olarak düşündüğümüz zaman diyeceğiz ki g eşittir eksi n vektörüne şeklinde ifade etmiş olmamız lazım. Yani buradan şunu çıkartmamız gerekiyor. F etki kuvveti vektörel olarak eşittir. F tepki kuvvetine tepki diyeceğiz. Bu da vektörel büyüklük olarak buna eşittir şeklinde ifade ediyoruz. Evet, etki tepki prensibini de bu şekilde ifade etmiş oluruz. Sadece zemine yapılan etki tepki prensibi değildir. Örneğin duvara yapılan bir etki tepki prensibi de vardır. Mesela burada şu şekilde alacağımız bir duvara bir cismi dayadık. Bu cisme bu tarafa doğru bir F kuvveti uygulandığımız zaman bu cisimden de bu e, duvardan daha doğrusu duvardan da cisme bir N tepki kuvveti uygulanır ki Burada skaler olarak F kuvveti N tepki kuvvetine eşit olmaktadır diyoruz. Evet bir diğer ifademiz de burada dinamikte çokça karşılaştığımız bir ifade sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti nedir? Sürtünme kuvveti ne zaman ortaya çıkar? Bunlar üzerinde durmaya çalışalım. Arkadaşlar sürtünme kuvveti bir cisme hareket halindeyken bir cisim hareket halindeyken o cismi durdurmaya çalışan bir ters yönde bir kuvvettir. O zaman sürtünme devamlı hareket halindeki cisimlere e, etki eder. Cisim hareketli ise o hareketini engelleyen, hareketini yavaşlatan bir kuvvettir. Ters yönlü bir kuvvettir. O halde biz bu sürtünme kuvvetini şekil üzerinde görecek olursak, görecek olursak şu şekilde ifade edelim. Eğer ben buna bu tarafa doğru bir F kuvvetiyle bir V hızına ulaştırmışsam bunu V hızına ulaştırmışsam M kütleli cisimse bu buna ters yönde ters yönde bir sürtünme kuvveti uygulanır. Bunu ters yönde çeken bir sürtünme kuvveti vardır. İşte bu e, cismi ters yönde yavaşlatmaya çalışan bu kuvvete sürtünme kuvveti denir. Ve biz bu sürtünme kuvvetini şu şekilde ifade edeceğiz. F sürtünme kuvveti eşittir k çarpı n'dir. N burada şudur arkadaşlar. Yukarıya doğru yani zeminin yukarıya doğru uygulanmış olduğu bir tepki kuvvetidir. Bu ise aşağıya doğru bir g ağırlığı vardır. Aslında etki tepkiye eşitse n tepki kuvveti g ağırlığına eşittir şeklinde ifade etmemiz gerekir. O halde biz bunun yerine k çarpı g de diyebiliriz. Veyahut da G yerine daha da açacak olursak K çarpı M çarpı G olarak bu ifade için böyle bir formül ortaya çıkmış olur. Şimdi sürtünme kuvveti duran bir cismi asla hareket ettirmez. O halde nedir sürtünme kuvveti? Hareket halindeki cismi yavaşlatmaya, durdurmaya çalışan bir kuvvettir. Biz demek ki Duruş halindeki cismi hareket ettirecek olan bir kuvvetten bahsetmiyoruz. E, hareket halindeki cismi yavaşlatmaya çalışan hatta onu durdurmaya çalışan bir kuvvet olarak ifade etmiş oluyoruz. Şimdi bunları bu şekilde belirledikten sonra biz bu sürtünme kuvvetinin bazı cisimler üzerinde nasıl etkilere sahip olduğunu görmeye çalışalım. Şimdi Birinci ifademizde düz bir sistemde bunu söyledikten sonra Bakın sürtünme kuvvetini alırken nelere dikkat edeceğiz onu görelim Şimdi yukarıdan buna bir F kuvveti uygulanıyor Ve bu cismin de yine bir G ağırlığı vardır Ve bu bu tarafa doğru bir V hızıyla gidiyorsa Bunu yavaşlatmaya çalışan bir sürtünme kuvveti var yani Şunu da belirleyelim Eğer bir cisim e, ee, hareket halinde ise yani ille de buna bir F kuvveti uygulanır anlamına gelmiyor. Mesela hareketli olan bir cisme bir kuvvet uygulanmış olması gerekmiyor. Hiçbir e, kuvvetin etkisi altında olmayan bir cisimde düzgün doğrusal hareket yaparken sürtünmeli bir ortama geldiğinde kuvvet olmadığı halde sürtünme kuvveti ortaya çıkmakta. Demek ki sürtünme kuvveti ille de kuvvet varken ortaya çıkan bir kuvvet değildir. Bu durumda bu şekilde V hızıyla giden bir cismi yavaşlatmaya çalışan bir sürtünme kuvveti vardır. Burada K sürtünme katsayısı olmak üzere yazacağımız F sürtünme kuvvetini şu şekilde ifade edeceğiz. K çarpı tepki kuvveti de aşağı yönlü olan bu etkilerin toplamı olan yukarı yönlü bir N'dir. N de burada nedir? F artı G şeklinde ifade edilir. O halde ben bunun yerine N, Y, N, F artı G kuvvetini ne yapmış olurum? Yazmış olurum. Böylece sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı buradan F artı G şeklinde ifade edilir. Buradaki F artı G yine dediğim gibi N tepki kuvvetidir diyoruz. Şimdi başka bir sistem düşünelim. Başka bir sistemde neler olabileceğini düşünelim. Ve buna benzer ifadelerimizi kullanalım. Bakın burada bir F kuvveti yukarıya doğru bir alfa açısı yapacak şekilde uygulandığında cismin ağırlığı g ise buna ters yönde bir f sürtünme kuvveti etki edecektir. Ama ne zaman bu f kuvvetin etkisinde bu şekilde giderken. O halde o halde g de aşağıya olduğuna göre. Şimdi ne yapacağız? Biz burada f'nin yukarıya yani f çarpı sin alfa ile ifade edeceğimiz düşey bileşeni ile f çarpı kosinüs alfa ile ifade edeceğimiz yatay bileşenlerini ayırmış olacağız. Yatay bileşen bunu hareket etmesini sağlar. Ancak bu düşey bileşen tepki kuvvetini etkiler. O halde burada yazacağımız sürtünme kuvveti arkadaşlar K çarpı aşağıya doğru bir G ağırlığı varken yukarıya doğru çekilmeye çalışılan F çarpı sinüs alfa kuvveti vardır ve sonuç olarak sürtünme kuvveti K çarpı G eksi F çarpı sinüs alfa şeklinde bir bağıntı elde edilmiş olur. Tabii ki bu bağıntılar birer formül olarak e, aklımızda tutmamız mümkün olmayabilir. Ancak biz burada yöntemleri size aktarmaya çalışıyoruz. Önemli olan buradaki yöntemlerdir. Evet bir başka ifademiz de acaba eğik düzleme nasıl bir sürtünme kuvveti etki eder? Eğik düzlemde sürtünme kuvveti nasıl ortaya çıkar sorusuna cevap aramaya çalışalım. Şimdi G ağırlığında bir cisim Aşağıya diktir. yani yere dik olacak şekilde bir ağırlığı vardır. Bu ağırlığın bir yatay bileşeni, yani g çarpı sinüs alfası varken, bunun hareket etmesini sağlayan bir kuvvettir. Serbest bırakıldığında aşağıya doğru çeken çekecek olan g çarpı sinüs alfadır. Diğer taraftan buna şu zemine dik olacak şekilde başka bir kuvvet vardır ki o da. Tepki kuvvetini eşit büyüklükteki g çarpı kosinüs alfadır. Bu kosinüs alfa nereden ortaya çıkmıştır? Şurası alfa, burası beta, burası beta, burası ne olmak zorundadır? Alfa olmak zorundadır. Burası karşı dikkenar sinüs bağıntısı ifade edilir, komşu dikkenar kosinüs bağıntısı ile ifade edilmiş olur. Evet, bu durumda diyeceğiz ki biz f sürtünme kuvveti eşittir k çarpı e, buradaki tepki kuvvetinin yerine g çarpı kosinüs alfa bağıntısı bir kere daha yeni bir bant olarak ifade edilmiş olur. Şimdi son olarak bir başka sistem üzerinde e, düşünelim. Düşey duvara herhangi bir bir cisim uygula, e, tutulmaya çalışılsın. Bu cismi bu duvarda tutabilmek için bu cisme duvara doğru, duvara dik olacak şekilde bir F kuvveti uygulanır. Uyguladığım bu F kuvvetine ters yönde bir tepki kuvveti oluşturur. Ve sürtünme kuvveti nasıl olmak zorundadır? Aşağıya doğru kaymaya çalışacak olan bu kütleyi yukarıya doğru tutmaya çalışan bir sürtünme kuvveti vardır. O halde F sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı burada tepki kuvveti olarak alacağım değer de nedir? Arkadaşlar F'dir. Yani şudur diyoruz. Yani F kuvvetini burada bir tepki kuvveti olarak alacağız. Artık ağırlığını bir tepki kuvveti olarak almıyoruz. Zaten ağırlığın etkisiyle Başaya doğru gitmektedir. O ağırlığı yenen bir sürtünme kuvveti onu ne yapar dengede tutar diyoruz. Evet, böylece böylece biz sürtünme kuvvetinin değişik cisimler üzerindeki etkilerini görmüş olduk. Şimdi ee, biz bu dinamiğin temel prensipleri makaralar sisteminde uygulama çalışalım. Makara sistemlerinde hareket varsa ve bu harekette ivmeler nasıl ortaya çıkar? hangi tür makara sistemlerinde nasıl e, ne tür ivmeler ortaya çıkacağını görmeye çalışacağız. Şimdi biz daha önceki derslerimizde yine söylüyorum denge şartını uygularken makaraları hareketli ve sabit makaralar olmak üzere iki kısımda inceledik ve e, burada e, söylediğimiz ifade şuydu aynı ipteki gerilmeler aynıdır ifadesini kullanıyorduk Ancak bu denge şartında bunlar kullanılıyordu Şimdi ise, Dinamik, hareketli sistemler üzerinde çalıştığımıza göre, e, bu durumda hareketli sistemlerde acaba aynı nitelikteki gerilmeler aynı mı olacaktır sorusuna e, burada cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi, öncelikle sabit makaralar sisteminde neler var? Sabit makaralar sistemi bize ne ifade ediyor? Onu görmeye çalışalım. Şimdi sabit makaralar sistemlerinde ivme nasıl bulunur? İvmeli hareket yaptığında ivme nasıl bulunur ve ip gerilmesi neye eşittir sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Şimdi ilk olarak şöyle diyelim bir makara sistemi çizelim. Bir sabit makara çizelim. Bu sabit makaranın bir ucuna şu şekilde M1 kütleli diğer ucuna ise M2 kütleli bir cisim bağlayalım. Diyelim ki bu M1 büyüktür M2 olsun. O zaman hareket yönü ne tarafa olacaktır? Bu tarafa doğru bir hareket yönü ortaya çıkacaktır. Değil mi? O halde bu sistem dengede değildir diyoruz. Dengede değilse bu sistemi hareket ettiren bir kuvvet vardır. Ben ivmeyi yazarken şunu ifade ediyorum. A eşittir. Hareket ettiren kuvvetleri veya hareketi engelleyen kuvvetlerin toplamı. Yani net kuvvet. Net kuvvet ifade ederken, net kuvvet ifade ederken o zaman ben bu sistem üzerinde kuvvetleri incelemem lazım. Bunun bu şekilde aşağıya doğru çekmesini çalışan, çekmeye çalışan M1 çarpı G vardır. Bunu da aşağıya doğru çekmeye çalışan ne vardır? M2 çarpı G kuvvetleri vardır. O halde sistem bu tarafa doğru hareket ettiğine göre, bu sistem bu tarafa doğru hareket ettiğine göre M1G, M2G'den daha büyüktür. Ve ben diyorum ki M1 çarpı G eksi bunu hareket ettiren kuvvet. Bunu da hareketini engelleyen ters yönde bir kuvvettir. M2 çarpı G'dir. Bu yazdığımız ifade net kuvvettir. Bölü toplam kütle olarak alacağımız ifadede nedir? M1 artı M2 şeklinde belirlenmiş olur. Şimdi bu ipte şöyle belirteyim. Buradaki şu ipte meydana gel gelen T gerilmesi şu ipte meydana gelen T gerilmesi Buradaki m1g eşit değildir. Denge şartı problemlerinde diyorduk ki biz m1g eşittir t diyorduk. Ancak burada o ifadeyi kullanmamız mümkün değil. Ne yapıyoruz? Alalım şurayı. Şöyle bir daire içerisinde düşündüğümüz zaman daire içerisindeki şu e, kütleye dinamiğin temel prensibini uygulayacak olursak, yani F eşittir m çarpı a'yı uygulayacak olursak, şu şekilde ortaya çıkar m1g onu aşağıya doğru çeken kuvvet. Bunu engelleyen T gerilme kuvveti eşittir hangi kütle var burada? m1 kütlesi çarpı sistemin ivmesini alırız. Yani şuradaki ivmeyi buraya yazmış oluruz. Ve böylece burada T gerilmesini elde etmiş oluruz. Ve T gerilmesi kesinlikle e, buradaki m1g'den daha ne olmak zorundadır? Daha küçük olmak zorundadır. Halbuki denge şartı problemlerinde şuradaki M1 kütlesine eşit büyüklükte bir T gelmesi oluşturuluyordu. Ama bu durumda ne değildir? Bu durumda M1G T'den büyüktür. Bunun tam tersi bir ifadede ise T ise M2G'den nedir? Daha büyüktür şeklinde belirlemiş oluruz. O halde bunları da yazacak olursak ne diyelim burada? M1G büyüktür T'dir ve aynı zamanda T de M 2G'den ne olmalıdır? Daha büyük olmalıdır şeklinde beliririz. Şimdi tabi bu sabit makara sisteminde gördüğümüz bir ifadeydi. Bir de hareketli makara sisteminde ne vardır, nasıl ifade edilir onu görmeye çalışalım. Hareketli makara sistemini çizecek olursak, hareketli makara sisteminde denge şartı uygulandığında e, neler vardı? Dinamin temel prensibine uygulandığında hareket halinde ise neler var? Onları görmeye çalışalım. Şimdi yukarıya doğru bir F kuvveti uygulanıyor. bunun aşağıya doğru bir G ağırlığı vardır veya m bir kütlesi vardır diyelim M kütlesi vardır diyelim. Şimdi burada bakın e, hareket halindeki kuvvet onu yukarıya doğru çekmeye çalışan bir kuvvet var. Şimdi ben o halde nereye alacağım? Şuradaki F varsa burada da F varsa şuradaki tepki 2F olarak almış olacağız. Bunun aşağıya doğru neyi vardır? M çarpı g'si vardır. Sisteme biz eğer e, dinamin temel prensibini uygularsak 2F eksi mg şeklinde elde etmiş oluruz. Ha burada farklı olan tek şey şudur. Şuradaki F kuvvetinin ivmesi ile buradaki m kütlesinin ivmesi farklı ivmelerdir. Çok önemli. Bakın, tekrar ediyorum. Buradaki F kuvvetinin ivmesi ile M kütlesinin ivmesi birbirinden farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü dinamik e, denge şartlarında biz bunun X kadar yükseldiğini düşündüğümüz zaman burası ne kadar çekilmiş olması gerekiyordu? 2X kadar. Ve biz hareket problemlerinde biliyoruz ki V eşittir X eşittir X eşittir 1 bölü 2. A T kale bağıntısından aynı zamanları kullanacaklarına göre burası sabittir. İvme ile uzunluk veya alınan yol nedir burada e doğru orantılıdır. O halde burası x yolunu alıyorsa burası 2 x yolunu alacak ve biz şuradan şunu ifade edeceğiz. Eğer bunun ivmesi 2 A kadarsa bunun ivmesi de A kadar olmalıdır diyoruz ve böylece hareketli makaralar sisteminde e, ifadelerin nasıl olduğunu ne yapmış oluruz görmüş oluruz. Şimdi bu hareketli makaralar sistemine bir örnek verecek olursak örneğimiz şudur. Örnekte bir ucundan şu şekilde e, bir duvara bağlanmış ve makaraya sarılmış bir ip diğer tarafta ise şu şekilde bir kütle var. Buna bunu bu tarafa doğru 12 Newtonluk bir kuvvette çekilmeye çalışılmakta. Buradaki kütle de 6 kilogram olarak ifade edilmekte. Cismin ivmesi ve makara sisteminin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir şeklinde bir soru. Yani biliyoruz ki şurada daha önce anlattığımız bir ifade vardı. Buradaki cismin ivmesi ile makara sisteminin ivmesi birbirinden farklıdır. Yani 1'e 2 oranıdır. Eğer makara sisteminin ivmesi 2a e, a kadarsa buradaki cismin ivmesi de 2a kadardır. Çünkü bu bu tarafa doğru çekildiğinde x kadar yol alıyorsa bu tarafa yazıyorum x kadar yol alıyorsa bu cisim bu tarafa doğru 2x kadar yol alacaktır. Bunun ivmesi a kadarsa bunun ivmesi 2a kadar olacaktır şeklinde ifade etmiş oluruz. Şimdi biz görüldüğü üzere buraya 12 Newtonluk bir kuvvet uygulandığında bu kuvvet tabii ki burada 6'ya 6 şeklinde ne yapılır? Belirlenmiş olur. O halde bu 6'ya 6 nedir? İkisinin toplamı şeklindedir. Değil mi? Yani 12 Newtonluk bir kuvveti iki farklı, iki eşit büyüklükteki kuvvete ne yapmış oluyoruz? Böylece bölmüş oluyoruz. Peki bu durumda şöyle ifade edelim. Yani şurada 6 Newton vardır, burada da 6 Newton vardır. Şu cismi çeken kuvvet nedir? 6 Newton. Şekli çizelim. Diyelim ki bu cismi çeken kuvvet 6 Newton'dur. O halde e, ben burada M eşittir 6 kilogramsa dinamin temel prensibinden F eşittir M çarpı A'dan F eşittir M çarpı A'dan A ivmesini ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. Hangisi için? Cisim için bulacağız. O halde A eşittir buradan 6 newton ee, ...bölü, 6 newton bölü... ...buradan ne çıkacaktır? Ee, kütlede 6 kilogram olarak alırsak... ...sonuç itibariyle 1 metre bölü saniyenin karesi olarak buluruz ivmeyi. Hangi ivmeyi? Buradaki 2A kadarlık ivmeyi 1 metre bölü saniye kare olarak bulduk. Diğer tarafta şuradaki ivme ne olmak zorundadır? Buradaki ivmede burası eğer 1 metre bölü saniye kare ise... Buradaki ivme de nedir? Buradaki a ivmesini şu şekilde belirtelim. Bu da 1 bölü 2 metre bölü saniye karedir. Çünkü onun yarısı kadarlık bir ivmeye sahiptir diyoruz. Evet biz bu şekilde e, hareketli ve sabit makara sistemlerindeki dinamiğin temel prensiplerini gördükten sonra biz eylemsizlik kuvveti nedir? Eylemsizlik kuvveti e, acaba e, bu tür hareket problemlerine ne gibi bir etkide bulunur onu görmeye çalışalım. Şimdi eylemsizlik kuvveti dediğimiz kuvvet aslında yalancı bir kuvvettir. Yani ortada gözükmeyen fakat varlığını hissettiğimiz kuvvettir. Bunun en güzel örneği araçların aniden ivmelenmesi sonucunda. Yani birden yavaşlaması, frene basması sonucunda sanki Arkadan e, bizi iten bir kuvvet ortaya çıkmakta ve biz ön tarafa doğru savrulma hareketi yapmaktayız. Halbuki arkadan bizi kimse itmemesine karşılık ön tarafa doğru hareket etmemizi sağlayan kuvvet nedir? Eylemsizlik kuvvetidir. Ani bir hız değişiminin ortaya çıkarmış olduğu bir kuvvettir. Bu asansörlerde de e, söz konusudur. Asansörün ilk hareketi nedir? Ani bir hızlanma hareketidir. İlk hareketinde biz aşağıya doğru sanki daha da ağırlaşmışız gibi bir kuvvet etki eder bize. Nedir o zaman? Ee, i̇vmenin tersi yönünde ortaya çıkan bu kuvvete biz eylemsizlik kuvveti diyoruz. O halde ivmenin tersi yönünde ortaya çıkan bu eylemsizlik kuvvetini örneğin bir aracın içinde var olan bir sarkaç üzerinde nasıl ortaya çıktığını, o sarkacı ne tarafa doğru hareket ettirdiğini görmeye çalışalım. Bakın burada bir araç düşünelim bu şekilde bir araç bu tarafa doğru v hızıyla giderken daha doğrusu a ivmesiyle ivmelenmekte. İşte burada bu şekilde durmakta olan m kütleli cisim a ivmesiyle ivmelendiği anda ne yapacaktır bu? Yatayla şöyle pardon düşeyle bir alfa açısı yapacak şekilde ne yapacaktır? Savrulma hareketi yapacaktır. İşte bu savrulma hareketini ortaya çıkaran sebep eylemsizlik kuvvetidir. Yalancı kuvvet dediğimiz kuvvettir. Bunun da bu cisminde aşağıya doğru bir MG ağırlığı varsa o halde biz bu eylemsizlik kuvvetini nasıl ifade edeceğiz? Eylemsizlik kuvveti eşittir. Bu cismin kütlesi cisim diyoruz çarpı A sistem diyoruz. Sistemin ivmesi ile cismin kütlesinin çarpımı bize neyi verecektir? Eylemsizlik kuvvetini ortaya çıkaracaktır. Evet, bu durumda ben alfa'nı, alfayı bulabilecek bir e, ifadeye ulaşmaya çalışırsam, yani alfa dediğim tanjant alfa olarak aldığım bu değerde şu şekilde ifade edelim. Bakın burada da alfa vardır. Karşı dik kenar eylemsizlik kuvvetini verir. Komşu dik kenar mg'yi verir. O halde ne diyeceğiz biz buraya? eylemsizlik kuvvetinin mg'ye oranı. Yani yani buradan alfa açısı eylemsizlik kuvvetinin yerine m çarpı a diyelim. Bu durumda da m çarpı g sonuç itibariyle sistemin ivmesinin yer çekim ivmesine oranı, sistemin ivmesinin yer çekim ivmesine oranı bize buradaki alfa açısını vermiş olacak diyoruz. Demek ki oradaki alfa açısı nelere bağlıdır? Bir kere sistemin ivmesine bağlıdır. İkinci, yer çekimi ivmesine bağlıdır. Kütleye bağlı mıdır diye sorsalar bize, hayır kütleye bağlı değildir. Demek ki bunun ucuna asılmış olan, bakın bunun ucuna asılmış olan bu cisme, bu cisme yine e, büyüklüğüne göre, mesela diyelim ki 10 kilo olsun, diğeri de 1 kilo olsun. Neticede, neticede bunlara etken şuradaki alfa açısı kütleye bağlı değildir. Eylemsizlik kuvvetine, e, sistemin ivmesine ve yer çekimi ivmesine bağlı olacaktır. Bu açılar bu Kuvvetlere, kütlelere karşılık, buradaki kütlelere karşılık bu alfa açısı ne yapacak? Değişmeyecektir diyoruz. Evet, bunları bu şekilde belirledikten sonra bunlar üzerinde örneklerle devam edelim konumuza. Şimdi de konumuzla ilgili örneklere başlayacak olursak. Örneklerden bir tanesi şudur. Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi olarak alınabilir? Şimdi... Ee, i̇fadelere baktığımız zaman, şıklara, Newton bölü metre, Newton çarpı metre bölü saniye kare, ni, e, metre bölü saniye, Newton bölü saniyenin karesi, Newton çarpı saniye kare bölü metre şeklinde verilmiş şıklarda Şimdi burada biz e, hepsinde e, Newton birimi olarak kullanılan kuvvet görmekteyiz. O halde biz kuvvetin ee, daha doğrusu dinamin temel prensibini yazacak olursak F eşittir m çarpı a'dan, m çarpı a'dan. Bu durumda bunların birimlerini yazalım. Buraya ne yazacağız? Newton. Newton birimini yazacak olursak, e, kütlenin birimini alalım yine kütle. İvmenin birimini de metre bölü saniyenin karesi şeklinde alacak olursak, burada kütle birimini çektiğimiz zaman kütle birimi eşittir Newton çarpı saniyenin karesi bölü metre birim sistemi olarak elde edilmiş olur. Böylece doğru cevap E seçeneğindeki gibidir diyoruz. Yine bir başka soruyla devam edelim. Sorumuz şu. Kütlesi M olan bir cisme T süresince F kuvveti uygulanıyor. M, T ve F bilinenleriyle M, T ve F bilinenleri ile cismin hız değişimi delta V ivmesi A yer değişmesi delta X niceliklerinden hangileri bulunabilir şeklinde bir soru. Yine burada dinamin temel prensibi dediğimiz F eşittir F eşittir M çarpı A bağımsını yazacak olursak buradan biz A gördüğümüz yere daha önceki ifadelerimizde ivme yerine V bölü T bansını yazarsak burada F eşittir, F eşittir. M çarpı V bölü T'yi ne yapmış oluruz? Yazmış oluruz. Şimdi bu durumda T bellidir, M bellidir, F de bellidir. Kütle belli, T de belli, F de belli ise o zaman ne yaparız? Biz buradan hız değişimini bulabiliriz. O halde delta V bulunur. Evet buradan hız değişimi bulabiliyorsak daha doğrusu M belli F belli ivmeyi de ne yapabiliriz rahatlıkla buradan bulabiliriz. Yine aynı şekilde geliyoruz x eşittir 1 bölü 2 a t kare bağımsından burayı biliyoruz. Burayı da biliyorsak o zaman x'i de ne yapılır bulunur diyoruz. Bulunur. Böylece böylece doğru cevap E seçeneğidir. Hepsini bulmuş oluruz diyoruz. Şimdi bir diğer soru şu şekilde bir eğik düzlem. Bu eğik düzlem üzerinde hareket etmekte olan m kütleli bir cisim var. m kütleli cisim eğik düzlem üzerinde sabit hızla kaymaktadır. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Öncelikle eğik düzlemimizi alalım. Eğik düzlem alfa açılı bir eğik düzlem. Burada bir m kütlesi var ve bu tarafa doğru hareket etmekte. Şimdi buradaki sürtünme kuvveti mg sinüs alfadır. 2. Sürtünme katsayısı K eşittir. Tanjant alfadır. 3. Cismin hareketine zıt yönde M, Mg G çarpı sinüs alfa kuvveti uygulanırsa cisim sabit hızla hareket eder. Şıklarından hangileri doğrudur şeklinde bir ifade. Şimdi bakın burada e, bu cismin aşağıya doğru görüldüğü üzere M çarpı G ne vardır? Bir ağırlığı vardır. Bu, cis, bu ağırlığın bu tarafa doğru bir bileşeni var. Bu bileşenin bir de bu tarafa doğru bileşeni var. Burası alfa ise burası nedir? Alfadır. Bu tarafa bileşeni de nedir? M çarpı G çarpı sinüs alfadır. Çünkü karşı dik kenar. Burası ise M çarpı G çarpı kosinüs alfadır. Bu da nedir? E, komşu. Bu da nedir? Komşu dik kenar bağımsıdır. Şimdi bakın buradan ifade edeceğimiz e, soru şudur. Bu mg sinüs alfa ile hareket ediyorsa ve sabit hızda hareket etmesi demek dengede olması demektir. Sabit hızda hareket etmesi demek dengede olması demek. O halde buna ters yönde bir f sürtünme kuvveti var. E dengede ise dengede ise arkadaşlar burada ne olmalıdır? Sürtünme kuvveti sürtünme kuvveti eşittir. Buradaki m çarpı g çarpı sinüs alfa ifadesiyle bulunur. O halde birinci seçeneğimiz doğrudur diyoruz. İkinci seçeneğimizde, bakın burada sürtünme katsayısı k tanjant alfadır deniyor. O halde biz bu sürtünmeyi, sürtünme kuvvetini daha da açacak olursak, bu sürtünme kuvvetini biraz daha açacak olursak şöyle ortaya çıkar. Nedir buradaki ifade? K çarpı N tepki kuvveti. Tepki kuvveti de buradaki M çarpı G çarpı kosinüs alfadır m g kosinüs alfa eşittir m g sinüs alfa olmalıdır. E bu durumda m g'ler götürecek olursa k yerine k eşittir sinüs alfa bölü kosinüs alfa bans elde edilir. Bu da neye eşittir? Biliyoruz ki trigonometriden tanjant alfadır şeklinde ifade ederiz. O halde ikinci seçeneğimiz de doğrudur diyoruz. Üçüncüsünde cismin hareketine zıt yönde, cismin hareketine zıt yönde mg sinüs alfa kuvveti uygulanırsa cisim sabit hızda hareket eder. Şıkkı da nedir? Yine doğrudur. Çünkü buna bu tarafa doğru. Şimdi bu harekete başladığı zaman sürtünme kuvveti ortaya çıkar. Eğer bu cisim zaten sabit hızla gidiyorsa sürtünme kuvveti zaten ne olacaktır? Olmayacaktır. Böylece ne olacaktır burası? Mg sinüs alfa zıt yönde uygulanması durumunda da sabit hızla yoluna devam edecektir. Ve böylece doğru cevap E seçeneğidir diyoruz. Şimdi bir başka sorumuz şudur. Burada yine bir eğik düzlem sorusu. Şekildeki eğik düzlem sürtünmesiz olup M kütleli cisim serbest bırakıldığında A ivmesi ile hareket ediyor. Serbest bırakıldığında A ivmesi ile hareket ediyor. Şimdi bu durumda bize bir takım sorular yöneltmiş. Bu soruda bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi burası nedir? Alfadır. Burası diktir. Şekildeki eğik düzlem sürtünmesi olup M kütlesinin serbest bırakıldığında A ivmesi ile hareket ediyor. O halde bir M kütlesinin artması, iki alfa açısının artması, 3 G çekim ivmesinin artması... Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi cismin ivmesini artırır? Yani burada biz neyi artıracağız? A'yı artıracağız. A'yı artırmaya çalışıyoruz. O halde öncelikle biz A'yı bulmamız lazım. A'yı nasıl bulacağız? Dinamin temel prensibini de bulmaya çalışıyoruz. Dinamin temel prensibini yazacak olursak bu aşağıya doğru mg'lik bir kuvvetle bir ağırlıkla ağırlık asılmış gibidir. Bu tarafa doğru bu ağırlığın daha doğrusu yatay bileşeni olarak aldığımız bir bileşendir. Mg çarpı sinüs alfadır. Bu da bu tarafa doğru Mg kosinüs alfadır diyoruz. Şurası alfa olması durumunda. Şimdi o halde ben bu sistemin ivmesini yazacak olursam A eşittir. Sistemi hareket ettiren kuvvet nedir burada? Yazıyorum. Mg sinüs alfa kuvvetidir. Bu Böl, bölü buradaki toplam kütledir. Toplam kütle nedir burada? M kadardır zaten tek bir kütle vardır. O halde sonuç olarak ivme G çarpı sinüs alfadır. Bu durumda kütlenin artması ivmeyi etkiler mi şu durumda? A ivmesini etkilemez. Alfa açısının artması etkiler. Yer çekim ivmesinin çekim ivmesinin artması aynı zamanda buradaki A ivmesinde ne yapar? Artırır. Ve böylece Doğru cevap, doğru cevap D seçeneğindeki gibidir. Yani 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Evet şimdi bir başka sorumuz şu. Kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Bu grafik üzerinde bir takım değerlendirmeler yapıp bu grafikte elde edilen sonuçlara göre T, 2T, 3T zaman alanındaki hızları bulmaya çalışacağız. Şimdi grafiğimiz şu şekildedir kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği. Ve sorumuz şu. Durmakta olan M kütleli bir cisme etkileyen net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekillik gibidir. Bu durumda diyoruz ki cismin T, 2T, 3T zamanlarındaki hızı V1, V2, V3 ise aşağıdaki hangisi doğrudur? Yani hızlar arasındaki ilişki nasıldır şeklinde soruyoruz. Şimdi arkadaşlar burada biz e, direkt hemen şunu söyleyeceğiz. Daha önce de söylediğimiz üzere kuvvet zaman grafiği, ivme zaman grafiğin aynıdır. Ben bunu hiç Değiştirmeden mesela bunun AT grafiği olarak düşünsem. Bir AT grafiği olarak düşünmüş olsam. Şimdi AT grafiği böyle olan bir hareketlerin hız zaman grafiğini çizecek olursam. Evet burada bir VT grafiği çizeceğiz. Şimdi biliyoruz ki daha önceki grafiklerde söylediğimiz üzere burada kuvvet yani ivme artmaktadır. Artan bir ivme varsa hızının artışında bir artış olan bir hareket vardır. Daha sonra hız ivme nedir? Sabittir ve daha sonra ivme ne olmuştur? Sıfırlanmıştır ve düzgün doğrusal hıza sahip bir hız ortaya çıkmıştır. Tekrar edecek olursak başlangıçta sıfırla t aralığında hızının artışında bir artış olan bir hareket. Ondan sonra t ile 2t arasında ise düzgün hızlanan doğrusal hareket yani hızı düzgün bir şekilde artmakta. Üçüncüsünde ise yani 2t ile 3t aralığında hızı nedir burada? E, ...sabit hızda hareket vardır. O halde biz burada ne yapacağız? Burada hızları kıyaslayacağız. Bu durumdaki hızımız nedir? V1. Bu durumdaki hızımız V2 ve aynı zamanda V3'tür. O halde sıralamamız e, V2 eşittir, V3 büyük olmalıdır. V1'den şeklinde buluruz. Ve böylece doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Evet bir başka sorumuz e, şu şekilde. Hız zaman grafiği verilmiş. Şimdi bu hız zaman grafiğinden yine bize bir takım sorular sormakta. Şimdi öncelikle hız zaman grafiğinde neler verilmiş neleri soracak soruyu okuyarak devam edelim. Yatay düzlemdeki cisme sadece 0T aralığında yatay olarak F kuvveti uygulanıyor. Yatay olarak sadece F kuvveti uygulanıyor. Cismin hız zaman grafiği şekilde gibi olduğuna göre cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti nedir şeklinde bir soru. Şimdi soruya bakacak olursak şöyle diyelim. Öncelikle öncelikle burada hız zaman grafiğini bir çizelim. Hız zaman grafiğinde olay şudur. Burada t, burada 2t vardır ve sonuçta burasını v olarak kabul edersek. Şimdi yatay olarak uygulanan bir cisimde bakın şuradaki eğimler nedir neticede? Aynı eğimlere sahiptir. Çünkü nedir? Ee, karşı kenarın. Komşu dik kenar oranı verir bize. Burada nedir? V bölü T. Burada nedir? Yine V bölü T'dir. Şimdi buraya kadar T süresi sonuna kadar F kuvveti uygulandığında yani sıfırla T aralığında F kuvveti uygulanıyorsa ve F kuvveti kaldırıldığında da aynı ivmeyle devam ediyorsa o zaman F kuvveti daha doğrusu elde edeceğimiz burada elde edeceğimiz F kuvveti ivmenin ne kadarı olmalıdır? Daha doğrusu sürtünme kuvvetinin sürtünme kuvvetinin iki katı olmalıdır. Yani sürtünme kuvveti başlangıçta uygulanan kuvvetin yarısı kadardır şeklinde ifade etmiş oluruz. Bu durumda doğru cevap A seçeneğindeki gibidir şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bir başka sorumuzda eylemsizlik kuvveti ile ilgili bir soru. Eylemsizlik kuvvetinde e şekildeki araba A inmesiyle çekildiğinde arabanın içindeki sarkaç düşey ile alfa açısı yaparak dengeleniyor. Alfa açısının büyüklüğünü bulabilmek için. Evet buna bir benzer bir örneği eylemsizlik kuvvetini anlatırken size belirtmiştim. Şimdi görüyoruz ki burada bir araç bu tarafa doğru bir A ivmesiyle hareket etmekte. Hareketi esnasında bunu bu tarafa doğru çekmeye çalışan bir yalancı kuvvet vardır. Eylemsizlik kuvveti demiştik biz buna. Bunu aşağıya doğru çeken bir MG, yani MG ağırlık kuvveti vardır. Şimdi bu durumda diyeceğiz ki burası alfa kadarsa burası da nedir? Alfadır. Alfayı biz şu şekilde yazacak olursak, tanjant cinsinden yazacak olursak, yazalım burada. Tanjant alfa eşittir. Eylemsizlik kuvveti, F eylemsizlik bölü MG'dir. Eylemsizlik kuvvetinin yerine ne yazacağız? M çarpı sistemin ivmesi bölü m çarpı g olarak yazdığımız zaman tanjant alfa değeri eşittir. A bölü, burada A bölü g olarak elde etmiş oluruz. Sonuçta niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A ivmesine bağlıdır. Kesinlikle bağlıdır. Evet şöyle kırmızıyla işaretleyelim. A'ya bağlıdır. Kütle var mı? Yok. Şurada kütleye bağlı değildir. Yer çekim ivmesine, G çekim ivmesine bağlıdır diyoruz. Ve böylece doğru cevap D seçeneğindeki gibidir diyoruz. Evet bir başka sorumuz şu. Soru, duvara dayalı 2 kilogram kütleli bir cisim en az 50 Nifton'lu kuvvetle sıkıştırılınca hareketsiz kalıyor. Uygulanan kuvvet 20 Nifton'a düşürülürse cisim kaç metre bölü saniyelik ivmeyle aşağı doğru kayar? Bu durumda yine sorunun şeklini tahtada görelim. Buradaki kütleye başlangıçta 50 Newtonluk bir kuvvet uygulandığında M eşittir 2 kilogram kütleli bu cisim aşağıya doğru bu demektir ki 20 Newton ağırlığında bir kuvvet uygulanır. Şimdi bu durumda bunu yukarıya doğru dengede tutmaya çalışan kuvvet ne kadar olmalıdır? buradaki kuvvet sürtünme kuvvetidir. O da ne olmalıdır? Sürtünme kuvveti 20 20 Newton ağırlığında olmalıdır. 20 Newton ağırlığında bir sürtünme kuvvetini sahip olmalıdır. Uygulanan kuvvet 20 Newton'a düşürülürse cisim kaç metre bölü saniye karelik ivme ile aşağıya doğru kayar? Şimdi bakın burada 20 Newton sürtünme kuvvetini ben şu şekilde yazacak olursam 20 Newtonluk sürtünme kuvveti K çarpı N'dir. N buradaki tepki 50'dir. O halde ben bunun yerine ne yazacağım? 50 yazacağım. O halde buradan K ne çıkacaktır? Sadeleştirmelerden sonra K eşittir 0,4 değeri, sabit değeri ortaya çıkar. Şimdi buradaki 50 Newton'un yerine artık F eşittir 20 Newton uygulandığında bu sefer elde edilecek olan sürtünme kuvveti tabii ki ne yapacaktır? Değişecektir. O halde f sürtünme kuvveti eşittir k çarpı n ifadesinden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü yeni çıkan sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulmuş olacağız. O halde k yerine 0.4, bunun yerine de 20 alacağız. N'nin yerine f sürtünme kuvveti eşittir. Ee, buradan sonuç 8 newton olarak elde edilir. Bakın bu durumda yukarıya doğru artık ne vardır? 8 newtonluk ters yönde bir kuvvet vardır. Yine bu cisim aşağıya doğru 20 Newtonluk bir kuvvetle aşağıya doğru çekiliyorsa o zaman diyeceğiz ki biz ivme eşittir net kuvvet. Yani 20 eksi ne çıkacaktır? 8 20 8 bölü toplam kütle nedir burada? 2'dir. Sonuçta 12 bölü 2'den elde edilen sonuç 6 metre bölü saniyenin karesi bulunmuş olur. Böylece doğru cevap C seçeneğidir diyoruz. Evet, bir başka sorumuzda şu şekilde e, ekranda. Soruya iki taraftan şekli, iki taraftan F ve 2F kuvvetleri uygulanıyor. Bu durumda hareket etmekte olan bu cisimle ilgili bir takım sorular sormakta. Şimdi soru şu. Kütleleri M ve 2M olan iki cisim bir iple şekildeki gibi birbirine bağlıdır. Kütlelere F ve F bölü 2 kuvvetleri uygulandığında ipteki gerilme kuvveti ne kadar olur şeklinde bir soru. Şimdi alalım yine şeklimizi alalım. Şekilde burada bir M kütlesi var. İpte bir gerilme var. Yine burada başka bir 2M kütlesi var. Ve bunu bu tarafa doğru çeken kuvvet F kadar. Burada bir T gerilme kuvveti oluşmakta. Bu tarafa doğru ise F bölü 2 kuvveti e, ile çekilmektedir diyoruz. Şimdi öncelikle biz sistem hareket halinde ise sistemin bir ivmesi vardır. Dinamiğin temel prensibine göre A eşittir sistemin ivmesi. F net kuvvet. Şimdi büyük olan kuvvet bu tarafa olduğuna göre hareket yönü bu tarafadır hareket yönündeki kuvveti pozitif alıp onun tersi yönündeki kuvveti negatif alıp birbirinden çıkardığımız zaman sonuç oranını da 3m dersek böylece böylece buradaki a ivmesini elde etmiş oluruz. A buradan ne çıkacaktır? F bölü 2 bölü 3 M'dir. Sonuç itibariyle buradan ne çıkacaktır? A, A eşittir. F bölü, F bölü 6 M çıkmış olur. Şimdi biz buradaki T gerilmesini bulurken o halde şurada daire içerisinde aldığım sistemi tek başına düşünürsem bu sistem üzerine tekrar dinamin temel prensibini uygulayacak olursak yani F eşittir M çarpı A ifadesinden bu durumda F ile çekiliyor fakat T ile geri çağrılıyor. Bu durumda kütle 2M ise A yerine biz ne yazacağız? F bölü, F bölü 6 M yazacak olursak M'ler götürecek. Burada bu sadeleştirip burada ne kalacak? 3 kalacak. Bunu bu tarafa attığımız zaman F eksi F bölü 3 eşittir T diğer tarafa geçecektir. Bu durumda T eşittir 3, 1 çıkar 2, 2 F bölü 3 ifadesi bulunmuş olacak. Ve böylece doğru cevap E seçeneğidir diyeceğiz. Yine bir başka sorumuz şu şekilde. Hızın zamana göre değişim grafiği verilmekte. Şimdi bu hızın zamana göre değişim grafiğinden yine bir takım sorularla karşılaşacağız. Öncelikle biz e, hız, hızın zamana bağlı değişim grafiğini e, ne demek istediğini, ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını Bilmiş olmamız gerekir. Daha önce de bu konudan size hareket konusunda bu bilgiler verilmişti. Şimdi yatay düzlem üzerinde durmakta olan 6 kilogramlık cismi 16 niftonluk bir kuvvet etki ediyor. Cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre demek ki bu kuvvete 16 niftonluk bir kuvvet etki ediyor bu cisme. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti ne kadardır şeklinde bir soru. Biz bu grafiğin belli bir kısmını çizelim. Lazım olan kadarıyla burası V metre bölü saniye. Burası da T saniyedir. Şimdi burada şu şekilde aldığım grafikte 2'ye 4 olarak aldık. Burası bizim için yeterlidir sanırım. Çünkü diğeri de doğru orantı olarak artacaktır. Şimdi bu hız zaman grafiğinin eğiminden biz neyi buluruz? Hız zaman grafiğinin eğiminden. A, i̇vmeyi buluyoruz. A eşittir. Şuranın buraya oranı. Buradan da nedir? T 4 bölü 2'den 2 metre bölü saniye kare olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yatay düzlem üzerinde durmakta olan 6 kilogramlık cisme 16 niftonluk kuvvet etki ediyor. O halde sistemin ivmesi belli. Uygulanan kuvvet belli. Ancak bu kuvveti Dışarıya e, ters yönde, zıt yönde yavaşlatmaya çalışan başka bir kuvvet sürtünme kuvveti. O halde bize sorulan da zaten nedir burada? Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti ne kadardır şeklinde sorulan bir soru. Evet şimdi alalım. ivme nedir burada? F 16, 16 eksi. F sürtünme kuvveti, sürtünme kuvveti eşittir. Kütle 6 kilogram çarpı buradaki ivme. 2'dir. Burası nedir? 12'dir. Bu tarafa atıp sürtünmeyi de bu tarafa attığımız zaman böylece sürtünme kuvvetinin 4 Newton olduğunu ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Ve sonuç olarak doğru cevap A seçeneğindeki gibidir diyoruz. Evet, yine bir başka eğik düzlem sorusu. Bu soruda neler sorulmakta? İnceleyelim. Sorumuz şu. Sürtünmesiz eğik düzlemin K noktasından V0 hızıyla fırlatılan m kütleli cisim L'ye t saniyede ulaşıyor. L noktasına t saniyede ulaşıyor V0 hızıyla fırlatıldığında. L'den serbest bırakılan 2m kütleli cisim K'ya ne kadar sürede ulaşır şeklinde bir eğik düzlemle ilgili bir soru. Şimdi alalım. Bu tür problemlere biz sistem problemleri diyoruz. Bu durumda şurada bir m kütlesi vardır. Bu m kütlesine v sıfır hızı verilip yukarıya doğru atılmaya çalışılmakta ve burada bir alfa açısı yapmakta. Şimdi bu cisim anca hangi noktaya kadar gelebilmekte? L noktasına kadar. Almış olacağı yola x dersek şurası x yolu. Öncelikle biz bu durumda bu cismin, bu cismin, ee, i̇vmesini bulacak olursak, bu cismin ivmesini bulacak olursak, yani yukarıya çıkıştaki ivmesi aslında yukarıya çıkıştaki ivmesi bir yavaşlama ivmesidir. Çünkü neden ee, yukarıya doğru hareket etmekte olan bir cisim bu noktada duruyorsa gittikçe yavaşlamıştır. O halde olay bir yavaşlama ivmesidir. İvmeyi bulacak olursak a eşittir. Bunu bu tarafa doğru çeken artık biliyoruz ki mg sinüs alfası vardır bunun şeklinde ifade ederiz biz burada. Şimdi bu durumda ivme nedir? İvme şu şekilde ortaya çıkar. M, G, sinüs alfa bölü toplam kütle M kadarsa o zaman ivme bakın nelere bağlıdır? G çarpı sinüs alfaya bağlıdır şeklinde ifade etmiş oluruz. Şimdi aynı şekilde biz bunun bir de bir de 2M kütleli yani daha sonra deniyor ki bize L'den T sendörü, L'den serbest bırakılan 2M kütleli bir cisim aynı yolu aynı yolu aynı yükseklikten aynı yolu kaç T sürede aşağıya doğru almış olacak. Şimdi biz bunun bu tarafa doğru çeken bu tarafa doğru çeken ne vardır gene? 2MG çarpı sinüs alfası var arkadaşlar. Şimdi bu sistemin ivmesini alacak olursam bakın burada 2mg sinüs alfa bölü 2m, 2m'ler götürdüğünde sonuç a eşittir. Ortaya g çarpı sinüs alfa bağıntısı çıkar ki ben bu bağıntıyı daha önce de görmüştüm. işte burada. Böylece ivme aynı. Alınan yol aynıysa geçen sürelerde ne olmak zorundadır? aynı olmak zorundadır. Yani şu ifadeden bize ne ortaya çıkarır? Bize şunu ortaya çıkarır şu ifade. 1 bölü 2 a, t, e, a çarpı t'nin karesi bantısı. E, A'lar aynı, x'ler aynıysa çünkü aynı yolu alacaklar. Böylece bu durumda t'ler de aynıdır. Doğru cevap c seçeneğidir diyoruz. Evet şimdi yine bir başka sorumuz. Soruda yine bir cisim var. Bu cisim üzerinde bir F kuvveti uygulanmakta. Uygulanan bu F kuvvetinin etkisiyle hareket etmektedir. Hareketle ilgili bize bir takım sorular sormakta. Şimdi bunu inceleyelim. Sorumuz şu. Şekildeki M kütleli cisme F kuvveti uygulandığında cismin ivmesi A kadar oluyor. Cisme 2F kuvveti uygulandığında cismin ivmesi 4a olduğuna göre cisim ile yüzey arasındaki sabit olan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir şeklinde bir soru. Öncelikle şekil üzerinde konuşalım. Bu şekli tahtaya tekrardan çizecek olursak şöyle diyelim. Şekil şudur. Bu durumda bir F kuvveti evet a ivmesiyle hareket etmekte ve F sürtünme kuvveti vardır şeklinde belirlemiş oluruz. Kütle nedir burada? Daima sabit ve m kadardır. Şimdi başlangıçta ben öncelikle f kuvveti uygulandığında a ivmesi ortaya çıkıyorsa o halde a'yı yazacak olursam a nedir burada? a f eksi f sürtünme bölü toplam kütle olarak aldığım değer m kadardır. Diğer taraftan 2 f kuvveti uygulandığında 4 a elde ediliyor. Yine aynı şekilde 2f eksi f sürtünmedir çünkü sürtünme kuvveti kütleye bağlı bir ifadedir, değişmeyecektir ve böylece ne yapıyorum burada yine kütle m kadardır şeklinde ifade ediyorum. Şimdi biz buradan e, ne yapacağız? Buradaki a'ları eşitleyecek olursak, yani ben bunu buraya atarsam ve şu iki ifadeyi birbirine eşitlersem. sonuçta şöyle bir şey ortaya çıkacak. Ne çıkacak? F eksi f sürtünme bölü m eşittir. Bunu ben buraya attığım zaman A ne oluyordu burada? 2F eksi F sürtünme bölü 4M oluyordu. Yazıyorum buraya 2F eksi F sürtünme bölü 4M. Buradaki M değerleri götürecek. İşler işler çarpımı yapıldığında 4F. F'ler bu tarafa alınıp FS'ler de bu tarafa alınacak. 4F eksi 4 fs eşittir 2f eksi fs. Şimdi buradan bunu bu tarafa attık bunu bu tarafa attığımız zaman 2f eşittir e, artı 4 olacak 1f çıkacak. 3 fs bu durumda fs eşittir 2f bölü 3 ifadesi böylece bulunmuş olacak ve doğru cevap d seçeneğidir. Diyeceğiz bu soru için. Evet şimdi de kuvvetin zamana bağlı değişim grafiğini gösteren yeni bir soruyla karşılaşıyoruz. Şimdi bu soruda e, şu şekilde ifade edilmiş. Kuvvet zamana göre değiştirmiş ama uygulanan sadece burada tek bir kuvvet üzerinde düşüneceğiz. F kuvvetinin zamana göre değişiminde birinci zaman aralığında yani sıfırla t zaman aralığında F kuvveti uygulanıyor. Daha sonraki zamanda bu kuvvet F bölü 2'ye indiriliyor ve daha sonraki zaman aralığında bu kuvvet tamamen kaldırılıyor. Şimdi bu kuvvet e, değişken bir kuvvet olduğunu düşünürsek yani belli zaman aralıktan da değişen bir kuvvet fakat değişmeyen bir kuvvet vardır ki o kuvvette nedir? Değişmeyen bu kuvvette arkadaşlar sürtünme kuvvetidir. Öncelikle burasının bir F olduğunu düşünüyoruz. Buradan yine aynı şekilde e, T. Burası F bölü 2. Burası da F'dir. Zaman, kuvvetin zamana bağlı değişimi. Burası da nedir? Yine e, 2T, 3T'dir. Şimdi bu cismi şu şekilde düşündüğümüz zaman birinci zaman aralığında başlangıçta F kuvveti var ama bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti var. Daha sonra geldiğinde bu cisim buraya e, F kuvveti F kuvveti yarıya indiriliyor. Yani F bölü 2. Yine aynı F sürtünme kuvveti var. Üçüncü zaman aralığını düşündüğümüz zaman F kuvveti tamamen kaldırılıyor. Bu durumda sadece F sürtünme kuvvetinin etkisiyle yavaşlayan bir hareket yapmaktadır diyoruz. Şimdi biz bunun ivme zaman grafiğini çizecek olursak ve soru şu şekilde, soru şu şekilde. İlk hızı sıfır olan yatay düzlemdeki cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Evet, Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti F bölü 2. Yani buraya yazacağımız değer hep ne olmalıdır? F bölü 2. Buradaki de yine F bölü 2. Buradaki de yine F bölü 2 olmalıdır. Cisim 0 ile T aralığında X kadar yer değiştirmişse 0 ile 3 T aralığında ne kadar yer değiştirmiştir sorusuna cevap bulacağız. O halde arkadaşlar şurayı düşündüğümüz zaman bakın şu ifadede bu ifadede net kuvvet nedir burada? F bölü 2'dir. Buradaki net kuvvet F eşittir sıfırdır. Buradaki net kuvvet ters tarafa doğru F bölü 2'dir. O halde kuvvetlerle ivmeler aynı olduğunu düşünürsem, ivme zaman grafiğini çizecek olursak şöyle bir şey ortaya çıkacaktır. İvme zaman grafiğinde AT grafiği, burası nedir? A bölü 2'dir. Başlangıç için diyoruz biz bunu T sürede 0 T arasında. Sonra bu sıfırdır. Sonra da aşağıya inmiştir. Ve F bölü 2 bu tarafa doğru giderken, durgunken ivme 0, geriye doğru giderken F bölü 2 olarak buluruz. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Burada e, aldığımız değerde ne olmalıdır? Eksi a bölü 2 olmalıdır. Şimdi ben ivme zaman grafiği verilen bir hareketlerin hız zaman grafiğini çizmek artık bizim için nedir? Daha kolay bir sonuçtur. Böylece ne yapacağız? Biz hız zaman grafiğini çizeceğiz ki hız zaman grafiğinde altında kalan alan bize yer değiştirmeyi versin. Başlangıçta şu şekildedir bu hız zaman grafiği. Örneğin V'ye kadar çıkmıştır bu. Sonra ivme sıfırdır. Hız nedir sabittir. Sonra ters yönde bir ivme vardır. Yani yavaşlayan bir hareket vardır. Çünkü sadece sürtünme kuvveti vardır. Ve bu şekilde ne yapmıştır? Sıfıra inmiştir. Bu durumda diyoruz ki arkadaşlar burası x'e, burası 2x'tir. Burası da x kadardır. Sıfırla sıfırla 3T aralığındaki sıfırla 3T aralığındaki toplam yol ne kadardır? Burası x olarak verilmişse toplam yol nedir? 4x kadardır şeklinde ifade ederiz. Ve böylece doğru cevap e, e seçeneğidir diyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde dinamiğin temel prensipleri üzerinde durduk. Bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.